Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci konuşma Oya Ersoy'a aittir. İstanbul Milletvekili Oya Ersoy. Buyurun Sayın Ersoy. Süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi önümüzde bir kez daha gelen yargı reformu adı altında gelen bu torba yasa çok net iki şey gösteriyor. Birincisi AKP iktidarının yargıda işlerin yoluna gitmediğinin tescilidir, itirafıdır. İkincisi ise yargının mevcut sorunlarına ve toplumun adalet beklentisine yönelik bir çözümün içermemesidir bu yasanın. Çünkü yargıyı bu hale getiren iktidarın bizzat kendisidir. Yargının temel sorunu da onu AKP iktidarının elinden kurtarmaktır. Bakalım bütün yapılan şu ana kadarki yargı reformu adı altında getirilen bu meclisten onaylanan çıkarılan bütün paketlerde iktidarın bir tek hedefi var. Kendi iktidarını korumak. İkinci hedefi topluma kendi politikalarını kabul ettirmek. Üçüncüsü de toplumsal muhalefeti baskı altına almak. Onun için yargıyı araçsallaştırmak. Siyasi çıkarları doğrultusunda her defasında yargıyı yeniden dizayn etmek dışında bir paket çıkmadı bu meclisten. Yargı bağımsızlığı ülkemizde her daim sorun oldu. Ama Türkiye bugüne kadar hiçbir zaman kişisel ve grupsal çıkarların bu kadar hukukun kişisel ve grupsal çıkarlar için kullanıldığı bir yargı haline hiçbir zaman gelmedi, hiçbir dönem yaşamadı. 17 yıl boyunca kendisi için dikensiz gül bahçesi yarattı AKP iktidarı. Birincisi, memleketin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yerli ve yabancı sermaye peşkeş çekilmesi için bu politikaların önünden yargı engelini kaldırdı. İkincisi, yolsuzlukların, adam kayırmaların, kişisel ve grupsal çıkarların önündeki yargı engelini kaldırdı ve kadrolaşmanın önündeki yargı engelini kaldırdı. Ve gelinen noktada yargı toplumun adalet ihtiyacını karşılamaktan son derece uzaktır. Bu nedenle bugün yapılması gereken yargıda bir reform değil, yargıda bir devrimin burada konuşulmasıdır. Düşünün, gelinen aşamaya dair bir takım örnekler vermek istiyorum. Duruşmada avukatın etek boyuna karışan iş hukuku hakimi. Şikayetçi olduğu, yani müştekisi olduğu bir davayı kendisi görmeye kalkan bir Asliye ceza yargıcı. Halı sahada maç sırası kapmak için öğretmenleri gözaltına aldıran savcı. Ve yakın zamanda yaşanmış bunun gibi, bu ve bunlar gibi birçok örnek münferit olaylar olmaktan çıkmıştır artık bu ülkede. AKP'nin inşa ettiği yargı sisteminin herkesçe görülen, bilinen, doğal ve gündelik hali haline gelmiştir. Bunun adı yargıda açıkça yozlaşmadır. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması beklenen yargı, siyasi iktidarın elinde ve emrinde kaba bir zor aygıtına dönüşmüştür. İktidarın siyasi rakiplerini tasfiye, muhalif düşünce ve eylemleri bastırma aracı haline getirilmiştir. Yargının Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirileri veya ülke gündemine dair düşünce açıklamalarını suç görüp cezalandırma konusundaki heves ve heyecanını bizler iş cinayetlerinde, çocuk istismarında, kadın cinayetlerinde ve doğanın talanının önlenmesinde ve bunun gibi sayacağımız bir sürü halka karşı işlenen suçlarda da aynı şekilde görmek isteriz. Ama buna hiç kimse tanık olmuyor bu ülkede. Hakimler artık bir karar verirken çünkü sadece önlerindeki dosya hakkında karar vermiyorlar. Aynı zamanda kendileri hakkında da karar veriyorlar. Sürgün edilir miyim? Nereye sürülürüm? Görevden alınır mıyım? Benim başıma ne gelir? Atılır mıyım? Bütün bunların soru haline getirilen dosyalarla karşı karşıyayız. Peki burada tartıştığımız tasarı yargının hangi sorununu çözecek? Tabii ki bu tablo karşısında hiçbir sorununu çözmeyecek. Ve şu an yargıda yargının öznelerinin niteliğini ve yeterliliğini artırmak adına bir de bu paket içinde sınav düzenlemesi var. Hukuk fakültelerinin hali belli. Öncelikle Tabay Üniversiteleri olarak açılan hukuk fakültelerini bir kenara bırakıyorum. Özellikle son dönemde
düşüncelerini özgürce açıkladığı için, barış istediği için üniversitelerden uzaklaştırılan bilim insanlarını da gözler önünde bir kere daha söylemek istiyorum. Bakın, geçen hafta Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde barış çağrısı yapan 6 bilim insanı OHAL KHK'larıyla ihraç edildi. Şimdi neredeyse eğitim veremez konumuna düşen bu fakültede... Tamamlayalım Sayın Ersoy. Buyurun. Biraz daha. Şimdi bu fakültede OHAL KHK'larıyla ihraç edilen öğretim üyeleri yerine hukuk felsefesi ve sosyoloji dalına CV'sinde bir cemaat önderinin icazet aldığı da yazılı olan bir ilahiyatçı getirildi. İlahiyatçıların hukuk felsefesi anlattığı bir hukuk eğitiminden bahsediyoruz. Bu ülkede 67 hukuk fakültesi dekanından 19'u hukukçu değil. 4'ü ilahiyatçı, veteriner var, maliyeci var, kamu yönetimi, yani hukuk dışında her türlü meslekten var. Ve hukuk fakültelerini bu hale getireceksiniz. Arkasından da nitelikli mezun verecek diye sınav getireceksiniz. Bununla bu sistemi değiştirmeyi düşüneceksiniz. Ne için? Kimin için? Ataması yapılmayan öğretmenlere, ataması yapılmayan hukukçular eklemek için mi? Ama tabii AKP iktidarının düşünen, araştıran, yorum yapan ve hukuk yaratan hukukçulara ihtiyacı yok. Sadece kendi çıkarlarını koruyan yargı mekanizması yeterli. Ve bu ülkede yaşayan herkesin... Selamlamak için veriyorum son bir Son olarak söz. Bu ülkede yaşayan herkesin adalete ve bu adaleti daim kılacak, denetleyecek bir demokratik işleyişe ihtiyacı var. Ve bugün çocuklar için, kadınlar için, yaşam alanlarımız için, kentlerimiz için, doğamız için, herkes için adalete ihtiyaç var. Ve herkes için adalet için de yargı reformuna değil bir yargı devrimine ihtiyaç var. Ve son olarak bu ülkenin yargısında, adalet sisteminde yaraştığınız bu tahribatı savaş tamtamlarıyla da, ekonomik krizi de savaş adı altında örtemeyeceksiniz, örtemezsiniz. Halk bütün sorunların farkında. Bizim özgürlüğe, eşitliğe ve adalete ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Ersoy. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önergeler kabul edilmemiştir.